Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen. Yenisi gelmez eline geçmese de yeri hiç bilinmeyen. Yürekte varsa sevgiden de ötesi. Sen ağlasan da boş, ışıkta yaksan nafile. Odan karanlık hep loş, hayatın emri hep koş. Bayağı bir bekledim boş. Yaşantım sanki bir savaş ve hoş da bazen. Ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda. Yoksa hep gülerdi insan, hep kalırdı masum. Saygıda bir kusur etti yine minnetinde değeri yok. Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur. Fakat bu kalp unutmaz, unutamaz ki zaten. Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken. Her anın birini özler, rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım. Bitince yalnızım, gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım. Gelsin hayat bildiği gibi gelsin, işimiz bu yaşamak. Anlatıyorum, tamam. Mert'in velisiyle görüşmek için gittiğimde gördüm Derya'yı. 18 sene görmemiştim. Belki de fazla. Gördüm. Kafam karıştı. Eski aşkım depreşti. Sonra da işte olanlar oldu. Yaralandım. Geldi beni kurtardı. Detay mı istiyorsun Mert? Hayır istemiyorum. Kafa karışmış. Beni sevmediğini, onu sevdiğini nasıl anladın peki? Anacığım. İnsan sevdiğinin gözüne baktığında onun gözünde doğmamış çocuklarını gördüğünde anlar. Anlar sevdiği kadının oğlu. Nefret ediyorum senden. Niye yalan söyledin ki? Niye söylemedin diye? Sen benim zalim değilsin. Sen benim zalim değilsin. Benim hayatımda yok bir öyle bir. Var. Sadece Paris'in niye biri var? Onu sen var etti. Senden ötürü var oldu. Çok sevdi seni sen. Sevmedi Sadi, yalan söyleme, yalan söyleme. Seni çok sevdi. O kadar sevdi ki seni. Her şeyden vazgeçti. Senin gözlerinde gördü. Dolmamış bu senize. Sadece seninle. Sadece seninle yalnız hissetmedi kendini. Evet. Seni o kadar çok sevdi ki. Sen incinme diye seni terk etmeye karar verdi. Hayır. Evet, seni terk etmeye karar verdi. Git. Git, istemiyorum. Yalan söylüyorsun, olmayacak bu. Sen az falan olmayacak. Git. Tamam. Git. Sen hep kültürsün. Gülmeyeceğim senin yüzünden artık, gülmeyeceğim. Git. Git, ahlakça kandırdınız ikinizi. Git, istemiyorum. İstemiyorum, git. Git, senin yüzünden gülmeyeceğim. Hep gül dedin, artık gülmeyeceğim. Senin yüzünden gülmeyeceğim artık. Git. Git, istemiyorum. Git. Thank you.
vakit tamam, seni terk ediyorum. Bütün alışkanlıklardan öteye. Vakit tamam, seni terk ediyorum. Bütün alışkanlıklardan öteye. Yorumsuz bir hayatı seçiyorum. Doymadım inan, kanmadım sevgiye. Yorumsuz bir hayatı seçiyorum. Doymadım inan, kanmadım sevgiye. Korkulu geceleri sayar gibi. Birden bire bir yıldız kayar gibi. Ellerim kurtulacak ellerinden, bir kuru dal ağaçtan kopar gibi. Korkulu geceleri sayar gibi. Birden bire bir yıldız kayar gibi. Ellerim kurtulacak ellerinden, bir kuru dal ağaçtan kopar gibi. Aşk sabit ki gülse hiç dermedik. Bul kendini kuytularda, hadi dal. Aşk sabit ki gülse hiç dermedik. Bul kendini kuytularda, hadi dal. Seninle bir bütün olabilirdik. Hoşça kal gözümün nuru, hoşça kal. Hoşça kal canımın içi, hoşça kal. Seninle bir bütün olabilirdik. Hoşça kal gözümün nuru, hoşça kal. Hoşça kal gözümün nuru, hoşça kal. Vakit tamam, seni terk ediyorum. Bu incecik bir veda havasıdır. Vakit tamam, seni terk ediyorum. Bu incecik bir veda havasıdır. Parmak uçlarına değen sıcaklığı. İncinen bir hayatın yarasıdır. Parmak uçlarına değen sıcaklığı. İncinen bir hayatın yarasıdır. Kalacak tüm izlerin hayatımda. Gözümden bir damla yaş aktığında. Bir yeri bulabilsem seni hatırlatmayan, kan tarlası gelincik şafağında. Kalacak tüm izlerin hayatımda. Gözümden bir damla yaş aktığında. Bir yeri bulabilsem seni hatırlatmayan, kan tarlası gelincik şafağında. Senin araban değil ki bu. Ne yaptın son gün? Ne yaptın sen? Vakit tamam, seni terk ediyorum. Bütün alışkanlıklardan öteye. Korkulu geceleri sayar gibi. Birden bire bir yıldız kayar gibi.
Ellerim kurtulacak ellerinden, bir kuru dal ağaçtan kopar gibi. Yaptım içsene. Bana yalan söylemeseydin her şey çok farklı olabilirdi Sadi. Belki de bu kadar acı çekmezdim. Sen bana yalan söyledin. Ben öldüm. Sana inanmadım. Biz öldük. Öldük biz Sadi. Yaver, garajda mısın? Evet abi, garajdayım. Ben de seni arayacaktım tam ya. Niye, ne oldu ki? Abi bu pis Yakup var ya. Ne olmuş ona? Abi bu 5 adamıyla birlikte İstanbul'a gelmiş, seni arıyorlarmış. Nerede olduğunu biliyorlar. Yok abi. Anladığım kadarıyla kör körünü arıyorlar. Sadece senin İstanbul'da olduğunu biliyorlar. İyi, tamam. Ben şimdi garaja geliyorum. Konuşacaklarımız var. Her şeyi konuşuruz yani. Hadi kalk. Tamam. Bu ne için? Elinde barut izi var mı, onu test etmek için? Barut izi mi? Evet. Senin anlayacağın dilde anlatayım. Maktulü vurdun ya sen şimdi. Hangi eli ateş ettin, onu anlamamızı sağlayacak. Abi ben kimseyi vurmadım, ben nasıl vurabilirim? Ne yapıyorsun lan? Komiserim diyeceksin. Özür dilerim komiserim. Ben hiçbir şey yapmadım yani. Kimseyi vurmam ki. Sanki ilk defa gözaltına alınmış gibi masum ayağına yatma bana. Dosyan önümde. Olay basit. Ben sana özetleyeyim. Maktul'le daha önce husumetin var senin. Adamı bıçaklamışsın ama adam ölmemiş. Sen de adam şartlı tahliye olur olmaz takip edip yarım kalan işini bitirmişsin. Olay bu. İtiraf et, kurtul.
Komiserim ben kimseye bir şey yapmadım yemin ederim. Ben yolda yürüyordum arkamdan biri gelmiş bana vurmuş. Bayılmışım. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Uyandığımda elimde bir silah az ötede yatan katilin cesedi vardı. Yani bana komplo kurmuşlar bunu nasıl izah edebilirim? Senaryoda hazır bakıyorum. Oğlum elinde cinayet silahıyla olay yerine suçüstü yakalandın. Ne yalan söylesem kurtaramazsın artık kendini. E zaten mahkemede suçlu bulunacaksın. İtiraf et kurtul. Abi komiserim. Ablamı arayabilir miyim? Sorgudan sonra ararsın. Savcıdan gözaltı kararı aldık. Sağlık muayenesi istiyor sorgudan önce. Tamam. Kalk hadi yürü. Yani tabii Sadi'nin Songül'le arasının bozulması, benim Songül'le aramın açılması tabii ki kötü oldu. Ama en azından ortada sırmır kalmadı Meltem. Yani keşke ortada sırmır kalmadı diyebilsek Derya. Mert var. Hadi bunu atlattılar. Mert öğrenince ne yapacak payaslılar? Mert'i öğrenmeyecekler. Bu sır benimle mezara kadar gelecek. 17 yıldır ben tek başıma büyütüyorum çocuğu. Şimdi kalkıp babalık mı yapacak Allah aşkına? Hem bu yalanlar, sırlar kimin yüzünden oldu? Belki Emine olsaydı her şey farklı olabilirdi ama... Yani tamam orası öyle ama... Aması maması yok Meltem. Ben istesem de kalkıp karşısında bu senin oğlun diyemezdim ki. Adam yok çünkü ortada. Var mı? Tamam da Derya adamın boyu kadar oğlu var. Allah aşkına adamın babalık hakkını elinden mi alacaksın anlamadım. Peki benim analık hakkım ne olacak? Ha? Adam var mı ortada? Bence ödeştik. Çünkü çocuk bana doğduğundan beri abla diyor. Haklısın. Canı sıktım durduk yere bin kere konuştuğumuz konular. Haklısın. Sana mesaj attım, aradım ama cevap vermedin. Biraz yalnız konuşabilir miyiz? Tamam, ben kahve alacaktım zaten. Bana yalan söyledin. Ben pek anlamadım. Hangi konuda? Sadi'yle bir ilişkin varmış. Evet bu. Artık size teslim. Teşekkür ederiz hekim. Sizi de buraya kadar yorduk. Estağfurullah. Vatandaşlık görevimiz. Anlattıklarımın ötesinde bilmen gereken bir şey yok. Bir kez aşık oldum o da emindi. Sordum Derya. Benden sakladığın bir sırrın var mı dedim. Hatırladın mı? Sen ne dedin? Yok dedim. Ya ben sana en özelimi anlattım Derya. Ben senden bir şey saklamazken sen bunu bana nasıl yaparsın? Evet biliyorum çok haklısın. Özür dilerim. Ama bak sana bunu ben... Tamam. Tamam. Tamam Derya. Benim acil bir işim var zaten. Onu halletmem lazım. Kıvanç. Bekler misin? Kıvanç. Kıvanç. Derya hemşire. Tutuklu getirdiler. Sağlık raporu için. Tamam geliyorum. Aa, güne bak ya bir bu eksik. Otur kardeşim. Am telefonda sesin bir garip geliyordu. İyisin değil mi sen? Bu dünyada uğruna her şey yapabileceğim tek kadın. Bana olan öfkesi yüzünden canına kıymaya kalktı. Yaver. Ne diyorsun am sen ya? Ha? Yengem iyi mi? İyi. Daha iyi olacak.
aldatıldığını düşünen bir kadın ne kadar iyi olabilirse de. Ama daha iyi olacak. Çünkü artık ben olmayacağım. O ne demek amca? Yediyemin'in, Sadi Bayaslı'nın artık her kimsem. İstanbul macerası burada sona eriyor. Ve senden istediğim birkaç şey var. Mert ne oldu? Lütfen sakin ol abla, lütfen. Ya nasıl sakin olayım, bu ne? Mert ne oldu, anlatır mısın? Kavgaya mı karıştın? Yok abla, keşke kavga olsaydı. Ne? Keşke kavga olsaydı da. Sen bir sakin olacak mısın? Anlatacağım. Dur, anlat çabuk. Abla ben akşam eve dönüyordum. Yani eve yürüyordum. Arkamdan biri gelip bana vurmuş. Bayıldığımı hatırlıyorum. Sonra gözlerimi açtım. Elimde bir silah. Az ötede yatan Gizem'in babası Kadri. Cesedini oraya koymuşlar. Mert. Yani ölmüş mü? Ölmüş abla. Ölmüş. Abla yemin ederim bak ben hiçbir şey yapmadım. Beni biliyorsun. Ben senin kardeşim. Biliyorum. Nasıl yapayım böyle bir şey? Biliyorum. Biliyorum aşkım, biliyorum. Pusu kurmuşlar bana ya. Pusu kurmuşlar. Herkes dışarı lütfen. Aa, ben ablasıyım da. Merak etme Derya hemşire. Uzun sürmeyecek. Kalsam olmaz mı? Hemşire hanım, lütfen. Abla lütfen sakin ol. Ben dışarıdayım. Merak etme. Tamam. Beni anladın değil mi? Anladım ha. Anladım da. Benim tek anlamadığım şey bu pis Yakup yüzündense eğer... Yengemle siz tatile çıkın, ben o arada hallederim o şerefsizi ya. Boş ver Yakup. Yakup'tan bir şey olmaz. Ben burada olmayacağım için o bekler bekler gider. Boş ver. Peki abi. Nereye gidiyoruz? Gidiyorum. Tek başına gidiyorum. Abi vallahi billahi bak beni sinirlendiriyorsun ama. Ne demek ya tek başıma gidiyorum? Ben ne yapacağım ya? Sensiz ne yapacağım? Tamam hadi beni boş ver. Beni boş ver ya. Ama bir düşün. Yengem ne yapacak burada? Son gülüm solmasın diye. Ondan uzak durmak. Koklayamamak nasıl bir duygu biliyor musun ya? Ama bak bu ayrılığı ama benim yüreğim kaldırmaz ha. Tek yol bu yiğidim. Tek yol bu yani. Tek yol gidiş. Tek gidiş. Sen de yuvanı kur artık. Mal, mülk, para, bütün dünyalığım sizindir. Sen de yengenim. Sen niye vasiyet okuru gibi konuşuyorsun ağam ya? Bizim dünyayı biliyorsun. İçinde büyüdüm. Biz bakkala bile vasiyeti bırakmadan gittik. Çoluk çocuğa karışım. Boy boy çocukların olsun. Kızın olursa adını Buse Naz koyarsın. Oğlan olursa... Bakarsın işte. Oğlan olursa Emin Sadık koyarım. İleride belki sünnet olur da kirvesi olursun diye. Allah'a emanet ol. Aslanım ben. Mert.
Bak biz geleceğiz peşinden, tamam mı? Sen sakın merak etme, sakın üzme kendini, tamam mı? Sakın sakın üzeyim deme. Alışkınım ben buna abla. Ay alışkınım diyor çocuk ya. Eşyaları alalım çabuk. Abla? Mert. Ablacığım sen sakin ol, tamam mı? Sakın kendini üzme. Mert. Bak ben gerçekten çok iyiyim. Hanımefendi. Lütfen Meltem abla. Siz giremezsiniz. Ne olur biraz konuşabilir miyim? Benim kız. Hanımefendi konuşmak yasak. Nasıl yasak ya? Ablasıyım diyorum. Lütfen burada bekleyin. İçeriye girmeyin. İsmince bu kabus. Hadi kalk. Bak nasıl yaptın? Demek hiç gelmedin. Ben senin olmasını bilirim. Poğaça getirdim sana. Meltem poğaça yiyecek halin mi var Allah aşkına? Yani yok ama Derya of yiyeceksin ki yani ayakta kalacağım bu çocuğa yardımcı olacağım. Bak memur bey şey biz dün geceden beri buradayız. Kardeşim Mert Yılmaz içeride sorguda. Onu görmem mümkün mü lütfen? Maalesef göremezsiniz. Ya sorgu henüz bitmedi onun. Ayrıca olaydaki tek şüpheli şahıs kardeşiniz. O yüzden delil karartma tehlikesinden dolayı ya. Mahkemeden önce görüşemezsiniz. Sadece avukatıyla temas kurabilirim. Ya nasıl görüşemeyiz ya? Ya ben onun ablasıyım bir kere ne olur. Hanımefendi anlıyorum tamam sakin olun ama kurallar böyle. Teşekkür ederim. Bak kahretsin ya. Dün geceden beri sorguluyorlar çocuğu. Ne yiyor ne içiyor ne oluyor Meltem? Hayatım benim.
Şimdi sakin ol. Gideceğiz, iyi bir avukat tutacağız. Sen ona soracağız biz hepsini. Tamam. Buraya saklanmanız gerçekten çok komik. Çünkü ben bir polisim ve burada olacağınızı biliyorum. Sok be. Yaver! Ben bu hayatta en sevdiğim iki kişiyi kaybettim. Üçüncüsünü de kaybetmeme izin vermesen. Buz gibi olmuş. Değiştireyim. Hem Sadi Hoca da gelmemiş zaten. Bırak hasta Samet. Abi soğumuş. La oğlum Samet kalsın ya. Ne var ya? Ya siz ne güzel kardeşsiniz ya. Aranızdaki saygı çok büyük bir şey. Sadi Hoca gelmeden çayını bile içmiyorsun. Yok. İçmem. Ağam olmadan o bardağa dokunmam ben. Ağam yoksa ben yok. Oradan bakınca beni görüyor musun Samet? Görüyorum abi. Yanlış görüyorsun. O gördüğüm ben değil. Ağam yoksa ben yokum. Ağam burada mı? Yok abi. O zaman beni nasıl görüyorsun? Ağam yoksa ben yokum. Ağam yoksa ben kocaman bir sıfırım. Anladın? Anladım abi. Samet. Buyur abi. Ben her sabah geleceğim buraya. Sen iki demli çay koyacaksın. Biri ağama, biri bana. Şu köşeden geldiğinde de ağam, işte o gün geldiğinde sen yenileyeceksin bu çayları. İşte o zaman senin taze bir çayını içeriz. Olur abi. Sadi Hoca bir yere mi gitti abi? Gelir elbet ya. Sen şimdi... Gitmedim, ben bulacağım seni. Ben senin olmasını bilirim. Hep sen mi bulacaksın, ben bulurum bu sefer seni. Şimdi ben bulacağım seni, dur. Aç Yaver, hadi. Açma diyor sana değil mi? Ağam yengem arıyor diyorsun ama açma diyor değil mi sana? Açacaksın. Açacaksın Yaver, açacaksın. Aç şunu, aç şunu, aç şunu Yaver. Aç şunu. Songül. Ne oldu? Ne işin var burada? Nedir? Songül, ben bana kızgın olduğunu biliyorum. Ama senden bir şey rica edeceğim. Kendim için değil, Mert için. Ne oldu Mert'e? Mert, dün geceden beri sorgu odasında. Bana göstermiyorlar. Sen bir şeyler yapabilir misin lütfen? Sorgudaysa göstermezler de. Tamam, ben bir bakayım, haber veririm size. Teşekkür ederim. Ama çok kızgın ya. Sence yapabilecek mi?
Hayatım, sizin aranızdaki şeylerle Mert'in bir ilgisi yok ki. Yapar. İnşallah. Hah Derya, sadece sen 5 dakika tamam? Ya Songül, gerçekten 5 dakika mı ayarladın bize ya? Meltem, zaten kanundan girmesi yasak çocuk sorguda. Daha iyisini yapabileceğini düşünüyorsan gir kendin konuş. Tamam, ben hallederim. Mert. Ablacığım. Tanıyım. İyi misin? İyiyim ablacığım, çok iyiyim, merak etme. Bir şeyler yedin mi? Yedim tokum, çok tokum hem de. Mert, Mert ben seni buradan çıkaracağım. Çok iyi bir avukat tutacağım. Ama bizim görüşmemiz yasak. Görüştürmüyorlar. Songül yardım etti. Tamam ablacığım, hiç sıkıntı değil. Songül ablam, iyi ki varsın, çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? Mert, bu demek oluyor ki biz görüşemeyeceğiz. Ancak avukatlar aracılığıyla, tamam mı? Hiç sıkıntı değil ablam. Sen üzülmeyeceksin ama, tamam mı? Sakın. Tamam. Ben iyiyim bak. Derya. Kusura bakma ama gitmemiz lazım. Tamam. Ben gidiyorum. Sakın merak etme. Ben seni buradan çıkaracağım. Tamam. Tamam. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bunu deme yazma. Hayır. Pek aktif değil mi? Yok sana. Bak, iyilik yapıyorsun. İyi bitmiyor. Bu ne lan? Ne desen anlamsız veda ederken. Bak 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 bak, romantiklere bak sen ya. Hele de yüreğin gitme kal derken. Yelkovan nöbette akrep uyurken. Lan gelincikler, bu sizin işiniz mi lan? Sizi romantikler, sizi. Saat o kadar geç ki fazla erken. Ne alaka şimdi geç mi erken? AG Bilge. O ne? Ali Galip Bilge abi. Bebiş. Bir şey söyleyeyim mi ama? Söyle. Ali Galip'se bu mağlubiyet Bilge'ye yazar. Net yani. Oğlum, soyadı Bilge lan adamın. Biliyorum Sevda. O zaman niye konuşuyorsun? Sus biraz. Sen sus. Sabah sabah lütfen. Allah. Bu Zülfü kim yazmış lan bunu? Biri veda ediyor gibi sanki. Ama kim? Bilmem. Harbi veda gibi ha. Mert nerede bu arada? Ne? Gizem de sınıfta. Ders başlayacak birazdan. Hala yok ortalarda. Oğlum ne olacak ya? Soralım Gizem'e, bilir o. Bırak dur, ben ararım.
Vallahi hiç merak ediyor gibi durmuyor. Aradığınız kişiye şu an ulaşılabilir. Kapalı. Gizem. Ya Mert'ten haberin var mı? Telefondan açmıyor da. Allah Allah. Hadi geçelim bari de gelir ya. İş. Oğlum oranın çakması demedin mi ya? Ya ders yalan oldu zaten. Bence sen ara hemen Derya ablayı. Evet çok çaktırma ama. Aynen. Panik yaptırmayalım kadını sabah sabah. En kötü ders bitmeden gider gelirim ben 2 dakika evlerine bakarız. Gideriz geliriz kardeşim. Gider geliriz. Neyse. Biz de tabii ki. Şöyle yapalım kızlar bütün 12 B'yi alalım. Kortejde gidip gelelim olur. Tamam ben biraz sakinlik istiyorum. Lütfen. Hadi. Efendim Can. Derya abla merhaba. Rahatsız ediyorum abla kusura bakma. Bir şey soracaktım ben sana da. Mert'e ulaşamadık da hani okula geliyorsa sorun değil ama telefonu da kapalı. Çekmiyor herhalde. Ondan biraz merak ettik. Cancığım. Mert'i gözaltına aldılar. Gözaltına mı aldılar? Sadece o imza şeysini halletmişti ama ya. Cinayet şüphelisi olarak Mert'i tutukladılar. Ay Allah'ım yetmedi mi bu çocuğun başına gelenler? Cinayet şüphelisi mi? Ne diyorsun abla ya? Tamam geliyoruz abla biz hemen tamam. Tamam abla. Tamam Cancığım tamam. Derya. Ay delireceğim. Ne olmuş oğlum? Ne olmuş? Mert'i cinayetten tutuklamışlar. Nasıl ya? Yapamadım bence. Başaramadım, çocuğumu koruyamadım. Hayatım sen neyin ilgisi var ya? Ne olur bölünme böyle. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu olay tesadüf olamaz ha. Bu husumeti bilen birileri var. Kim? Ama kim Meltem kim? Bilmiyorum. Düşüneceğiz, bulacağız. Bilmiyorum. Derya abla. Ne dediler? Bir şey dedikleri yok çocuklar. Rica minnet 5 dakika gördüm işte içeride. Mert nasıl abla? Nasıl olmuş abla tam olarak? Yolda yürüyormuş. Sonra kafasına bir şeyle vurmuşlar. Sonra uyandığında elinde silah varmış. Yanında da Gizem'in babasının cesedi varmış. Öyle bir çorap ördüler yani çocuğun başına. Çocuğun davası da var şimdi ya. Abla Mert dünyada yapmaz böyle bir şey. Ben de biliyorum yapmayacağını ama işte mahkeme falan diyorlar çocuklar. Oğlum kim niye yapsın bunu ya? Araz mı lan acaba? Yok o kadarını cesaret edemez. Ne bileyim oğlum. Gizem mevzu. Zannetmiyorum Araz'ın böyle bir şey yapacağını. Yani cesaret edemez bu kadarına. Morali nasıl peki abla? Nasıl olsun? Perişan. Meltem, bizim ne yapıp kardeşimi oradan kurtarmamız lazım. Avukatımız olsa, iyi bir avukat olsa. Derya abla, benim bildiğim bir avukat var Firuze abi. Bana da bayağı yardımcı oldu zamanında. İstersen sana numarasını atayım, sen de bir konuş. Melek olur, lütfen. Atıyorum şimdi. Tamam. Kurtaracağız abla, kurtaracağız Meltem, merak etme. Attım. Bu sefer kardeşimi bu kadar kolay harcayamayacaklar. Görünürler. Ya saçmalama ya. Nereye gittiler bunlar? Vallahi başkanları da yoktu. Ne başkanı lan? O bu muzlu süt var ya onların başkanı. Ne bileyim ya. Onların başını da alacaksın. Defolmalı diye iade edeceksin gidecek. Bebiş. Aras.
bizimkilere baktım da yoklar. Buradayız işte. Gel, nereye gidiyorsun? Buradayız. Yok. He. Senin anlayacağın dilden söyleyeyim. Hı. Ben gelincik takımına baktım. Vay be. Gelinciyim diyorsun yani. Ne alakası var Aras? Bizimkilere baktım dedim. Bak Sarı Fırtına. Söyle. Sana bir kere söyleyeceğim. Dinliyorum. Ben ne gelinciklerdenim ne de kelebeklerden. Ben ne o gruba aidim ne de bu gruba aidim. Niye biliyor musun? Çünkü herhangi bir aidiyet hissetmiyorum. Hiçbir yerde. Böyle bir şeye ihtiyacım da yok zaten. Güzel. Gizem. Ne var lan? Yeliz Hoca rehberlik odasında seni bekliyor. Geliyorum. Gidiyorsun. Gidiyorum. Git. Aras, su alalım ister misin? Olur. Sen limon da kat. Senin limonunu istiyor. Ne olmuş hocam? Bir haber mi var? Buldunuz mu babamı? Şimdi Gizem, şöyle bir durum var kızım. Babanla... İzin verirseniz ben söyleyeyim Mahir Bey. Sevinirim, sevinirim. Buyurun. Gizemciğim, baban bulundu. Çok güzel. Bulunmuş. Ona en ağır cezayı versinler. Hatta ben vereceğim onun cezasını. Baban bulundu ama sana kötü bir haberimiz var. Ay, ne kadar kötü bir haber verebilirsiniz ki? Baban ölü bulundu Gizem. Mert de şüpheli olarak tutuklandı. Mert? İsmail, bir gelsene. Buyurun komiserim. Canım, bana şu numaranın HDS kayıtlarını çıkarabilir misin? Tabii komiserim. Hemen savcıda izin yazısını yazarım. Yok, izin yazısına gerek yok. Bu çünkü şey için, geçen gün otobüs hızlığından gelmiştik ya yanına Melike'yle. Aynen. Kayıt aldık senden. Sonra o kayıtların üstüne bizim Melike biraz sakar biliyorsun. Hı. Bir çay döktü. Şimdi müdürümüz isterse geç kalacağız. O yüzden sen hemen halledersin. Tamam komiserim. Ben hemen ilgilenirim. Tamam, ama yalnız acele olduğunu unutma. Bak, gerçekten Serdar müdürümüze şey olmayalım. Sen acele et, güncel olanları da çıkarıver, tamam? Tamam komiserim, hemen çıkartıp size getiririm. Tamam, sağ olasın. Hadi kolay gelsin. Benim aklım almıyor artık ha. Belanın biri bitiyor, diğeri başlıyor. Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Bunun ne işi var lan burada? Gelmiş yine. Yine mi gelmiş? Senin ne işin var lan burada? Dur! Ha? Dur! 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 Melek, Allah'ım! Melek, beni bir sal. Dur. Beni bir sal Melek. Dur! Bir, dur. Bırak yakın kıçam, bırak. Lan sana bir soru sordum, cevap versene! Ya, ya uğraşma şununla, defolun gitsin! Aylin. Aylin, Melek'i al. Tamam. İçeri. Tamam. İçeri Melek, kime dur, diyorum? Dur. Hadi, hadi, hadi içeri. Gel. Melek hadi. İçeri Melek, hadi. Hadi Melek. Hadi. Hadi. İçeri. Gel. Gir, kapat kapıyı. Ne işin var lan senin burada? Ha? Vuracağım nasıl? Seni göbertiyorum. Zülfikar dur! 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 Yok, bırak! Dur, bırak! Dur, bırak! Yeter, bırak! Olmuyorsun! Hadi içeri geç. Hadi. Seni gebertirim lan. Seni gebertirim. Seni bir daha burada görürsem... Tamam. ...senin canını ellerimle alırım lan. Hadi. Hadi içeri, hadi! Melek, hadi! Hadi. Hadi Melek, hadi! Ha
Kimse gelmezse bana yarenlik edersin. Yakup, Yakup, Yakup. Kim arıyor? Benim kimi aradığım önemli değil. Önemli olan senin kimi aradığın. Yedi Emin'i arıyormuşsun Yakup. Yedi Emin öldü diye biliyorum. Ölmedi. Şimdilik. Çolağın eski deposunda saklanıyor. İlgini çekerse tabii. Sana niye inanayım? İnanmıyorsan gidip kendin bakarsın kardeşim. Hadi hayırlı işler. Elveda Karamanba. Hakkını helal et Kara Şimşek. Ya bu sefer. Komiserim. Ha gel çıktı. Evet komiserim, az önce çıkarttım. Hepsi burada. Şahsın telefonu en son 20 dakika önce Beykoz'da terk edilmiş bir depoda sinyal vermiş. Depo? Sadi ne yapıyorsun? Anlamadım komiserim. Yok bir şey İsmail. Sen şimdi ne yap biliyor musun? Sen bana bu adresi konum olarak at, ben çıkıyorum. Tamam komiserim. Destek falan? Yok yok, hiç gerek yok. Zaten ifade almaya gidiyorum. Öyle çok bir şey yok. Ya ne olduğunu bilmiyoruz zaten. Sen bana gönder konum, tamam? Tamam komiserim. Yemin. Kim soruyor kardeş? Yakup. Kanca Ferit'in kardeşi. Abimin hesabını sormaya geldim. Eyvallah. Bakıyorum da İstanbul'a geleli giyim tarzın da değişmiş. Dostu ölüm olanın kefeni üstünde olur Yakup kardeş. Abin öğretmedi mi sana? Abime yaptıklarının sonucunun ölüm olduğunu biliyorsun yani. Abin ve abin gibiler. Muhsin Az'ın anasına çektirdiklerinin hesabını ödüyor. Benimki farklı. Ben doğmamış Muhsin Az'ımın annesinin yüreğini saldığım acının bedelini ödemeye geldim. Biraz farklı. Bu alengirli laflarla beni yumuşatmaya çalışıyorsun. Ama sana hiç inanmıyorum. Bana sevdiğim kadın inanmamış Yakup. Sen kimsin? Kimsin nasıl? Bak bu iş uzadı. Elini çabuk tut.
bir an önce yaradanıma kavuşayım. Sık Yakup. Sıkmazsan adam değilsin. Tamam. Son duanı et o vakit. Dua beni kurtarmaz. Ama son bir kelam edeyim. Gözlerimle gördüm abi. Yedi Emin yaşıyor abi. Abi gözlerimle gördüm. Yedi Emin yaşıyor diyorum. Hoş geldin kocacığım. Nasılsın kocacığım? Sende kaç var? 3. Sende? 4. Temiz. Tertemiz. Niye geldin ki sen? Kocam beyaz takım elbise giydi dediler. Yakışmış mı diye bakmaya geldim. Yakışmamış. Niye giydi bunu? Karım sadakatimden şüphe etti. Ben böyle dünyayı ne yapayım? Öldürtecektin kendini yani. Vuracaklardı buradan seni değil mi? Öldürtmek için geldin kendini buraya. Ben gelmeseydim ne olacaktı? Ölecek miydin? Beni bırakıp gidecek miydin? Destek ekipler geliyor bizim. Bizim desteğe ihtiyacımız yok. Thank you.
biraz durabilir miyiz lütfen? Bir dakika bir müsaade edin, bir nefes alsın. Gizemciğim, güzelim, hadi derin bir nefes al. Ben anlamıyorum. Gerçekten ben anlamıyorum. Bu Mert niye, nasıl? Canım, bak ben de ilk anın şaşkınlığıyla biraz şey yaptım ama hemen bir sonuç çıkarmayalım. Bir ifadeni ver, bırakalım polisler işlerini yapsınlar, tamam mı? Ama sen de lütfen sakin kalmaya çalış. Bak çok zor şeyler yaşıyorsun üst üste, biliyorum. Ama ben yanındayım, bak merak etme. Tamam, gidelim. Hadi gel. Anladığımız kadarıyla bu Mert denilen çocuk daha önce babanı bıçakladığı için cezaevine girmiş. Doğru. Öyle bir şey oldu ama bana annemi korumak için kazayla yaptığını söyledi. Böyle bir intikam hırsıyla hareket etmiş olabilir mi? Ya da tam tersi, baban elini kana buladıktan sonra Mert'ten intikam almak isterken tuzağa düşmüş olabilir mi? Mert son zamanlarda babanla ilgili sorular falan sordu mu? Ya da şüphe çekici tavırlar falan sergiledi mi? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ki. Ben annem öldükten sonra kim ne diyor, kim ne yapıyor hiçbir şeye dikkat etmedim. Kendimle de değildim zaten. Aynı okuldaymışsınız. Belki yakın arkadaşlarına bir şeyler sormuştur. Aklım almıyor. Gerçekten aklım almıyor. Nasıl yapmış böyle bir şeyi? Niye yapmış? Nasıl olmuş? Yakın mesafeden silahla ateş etmiş. Elinde silahla babanın cesedinin başında bulunmuş. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Gel. Amirim. Mert geliyor şimdi. Güzel gözlüm ben. Sen ne gerizekalı adam ya. Sen ne aptal bir herifsin ya. Aptal, Allah seni kahretsin. Benim babamın cesedinin yanında ne işin vardı elinle silahla? Ne işin vardı Mert? İnan ben de bilmiyorum. Bunu ben de bilmiyorum. Tek bildiğim benim suçsuz olduğum. Ben en büyük hatayı sana inanmakla yapmışım. Şu kalbimde var ya, sana karşı en ufak bir merhamet bile yok. Gizem Hanım. Salağım ki ben sana inanmışım. Artık karşıda aptal yok. Dediğin hiçbir şeye inanmıyorum Mert. Gizem, senden tek bir şey istiyorum. Soruşturma sonuçlanmadan bir karar verme. Bir hüküm verme. Bak bana ne oldu umurumda bile değil. Ben senin kalbinde aklanmadıktan sonra ne olacak, ne yapayım yani? Hiçbir şey umurumda olmaz ki. Benim kalbimde sana karşı bak şu kadarcık, şu kadarcık bile ak bir yer yok, anladın mı? Yok. Sana karşı en ufak bir merhamet duygum yok. Senden nefret dahi etmiyorum Mert. Gizem Hanım lütfen, lütfen. Tamam sakinim, sakinim ben. Gizem. Bana Gizem falan deme. Bana Gizem falan deme. Sen benim nefretimi dahi hak etmiyorsun Mert. İğreniyorum senden. Anladın mı? Bir de ben yapmadım diyorsun. Geçmişse karşıma. Gizem Hanım lütfen. Belanı ver. Lütfen. Gizem Hanım burası karakol lütfen. Sakin olun biraz. Ben yengemin telefonunu açmadım. İyice sinirlenmiştir bana şimdi. Ya ben ne güzel Samet'in orada akşama kadar çayımı içip bulmacamı çözecek. Hortumdan vallahi bütün gün duramadım yani. Buyurun beyefendi, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ne alırdınız? Dostum sizde çay var mı? Yani maalesef yok. Sen bana o zaman bir Amerikano ver ya. Tabii. Küçük orta bir. Büyük olsun. Şey? Yaver. Tek beyle. Yaver zaten tek beyle değil mi? Ben de onu dedim ya kardeşim zaten. Neyse. Şunu al. Al. Allah Allah. Ben başka bir şey mi dedim kardeşim? Kahveden malamat olmuş ya elemanın kafası. Aman beni burada görse var ya neler acaba? Neredesin ağam ya? Kim bilir? Yengemi de arayamıyorum. Emir verdin bana. Arama diye. Hayır beni öksüz bıraktın gittin ya. Ben şimdi nereden? Bana diyorsun ki yuva. Nereden bulacağım yuvayı? Bu yaşıma kadar pardon, yemiş. Pardon beyefendi. Thank you.
Vay. Vay mı? Göçmen çıktı adam ya. Yok. Yok yok, ben göçmen falan değilim. Bir şey mi soracaktınız? Aynen, böyle yalık azı gibi dikilmeseniz de ben de şuradan geçsem diyecektim. Ha, çok pardon. Çok haklısınız. Lütfen. Sen beni yaratırken aceleyle davrandın. Geri kalan kısmında da bu güzel canlıyı yarattın. Ben okeyim ama yani. Güzel, sevdim. Beyefendi, bana bir şey mi diyorsunuz? Ben anlamıyorum ağzınızın içinde mıy mıy. Şey, kahvemi bekliyordunuz. Sizce? Çok haklısınız doğrudan. Başka ne olacaktı ki zaten? İsminiz nedir? Sana ne? Ben tanışma babında sormak istemiştim sadece. Yok, ben de tanışmama babında sana ne demiştim sadece. Hem güzel hem dişli. Tanımadığı erkeklere de hemen yüz vermiyor. Ağın yuva kur dedikten sonra bu kızla tanışma tesadüf olamaz yaver. Kader ağlarını örmüş, pes etme hemen. Yaver Bey. Ne yapıyorsun arkadaşım ya? Şu kıza baksana, adı Yaver olan birine bakacak kıza benziyor mu? Burak Bey. Benim kahve. Burak ben. Üstünde de yazıyor zaten. Ben Burak. Bu sessizlik sana memnun oldum demediğim sessizlikti Burak. İsminizi söyleseniz belki memnun olurduk ama. Emin ol, olmaz. Hadi arkadaşım, kahveni de aldın. Soğutmadan artık. Meltem Hanım. Teşekkür ederim. Demek Meltem. Ne güzel biz. Soldan sağa altı harf. Yazın karadan denize doğru esen rüzgar. Şey, pardon, yanlış anlamazsanız gideceğiniz yere kadar bırakabilirim sizi. Çok iyi olurdu Buğra'cığım, biliyor musun? Değil mi? Ama ben giderken sen lavaboda pantolonunu temizleyeceğin için imkansız. Pantolonunda bir şey yok benim. Aa, bak. İyi bak. Allah! 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 Yandım! Yanarsın. Yaktın beni Meltem. Millet akıllıya biz değil. Meltem, dinleye. Yaktın beni Meltem. Yaktın. Allah! Yani şimdi bu kadar adamı tek başına indirdin ha? Nişancılığımdan şüpheniz mi var başkomiserim? Hayır, nişancılığından şüphem yok. Tıpkı başına buyrukluğundan şüphem olmadığı gibi. Başkomiserim, ben buraya geldiğimde böyle bir çatışmanın içine gireceğimi bilmiyordum. Zaten girer girmez de size haber verdim. Siz de yoldaymışsınız. Ama bir dahaki sefere isterseniz ekiplerimi bekleyeceğimi, tek başıma dövüşemeyeceğimi söylerim. İsmail bir telefonun ETS kayıtlarında buranın adresini bulduğunu söyledi komiserim. İsterseniz telefonu araştırmaya alıp bir bağlantısı var mı öğrenebilirim. O muhtemelen çalıntı telefondur zaten. Şimdi sen böyle boş işlerle uğraşmayı bırak. Git bak bakalım etrafa, bir toparla. Songül komiserim yeterince dağıtmış burayı. Şu kafandakine çıkar. Baş üstüne komiserim. Ben de çıkarayım. Kalsın. Melike, sen de gelsene, şu ortalıkta belki unuttuğumuz birkaç kovan bir şey vardır, birlikte bakarız ha. Melike. Ha, tabii değil mi? İşin düşünce yardım et Melike. Ya siz erkekler böylesiniz işte, canım, cicim, çiçeğim, oh ne güzel. Sonra vay efendim işim, abla bir dakika ya, bir saniye, sonra arkamızı iş çevirin. Oh ne güzel. Melike. Peki Melike. Başkomiserim izninizle. Melike'ciğim bir gelebilir misin canım? Gelin ablacığım. Dur. Çok ters davranıyorsun çocuğa. Birkaç gündür bir sertsin. Bir sıkıntın mı var? Bir çocuk çünkü seninle birlikte bir şeyler yapmak istiyor yani.
Abla. Niye böyle tersin sen? Ne ablası? Hani Sade enişte sana şey yapınca erkekler... Sade gene... eniştenle şimdi olaylar gelişti biraz. Nasıl gelişti? Barıştık. Nasıl ya? Ama abla aldattı. Öyle deme. Yani aldatmamış. Yani yalan söylemiş o kesin. Hı. Ama beni korumak için gibi bir durum var. Bilal'e anlatacağım onu. Barıştık. Nasıl ya? Barıştık işte. Ya çok sevindim. Ay sarılacağım, sarılacağım. Dur, dur. Tamam git Bahriye sarıl, çocuğun gönlünü al hadi. Hmm. Çok huysuzluk yapma. Ah. Bunmaz ne ya? Bu cilve ne? Hadi git, tamam git. Başkomiserim. Başka bir işimiz yoksa ben şubeye dönüp raporları halledebilir miyim? Çocuklardan birisi gelsin, arabayı kullansın istersen. Yani mahsur yoksa ben tek başıma gitsem, biraz stres içindeyim yani. Belki müzik dinlerim, biraz yalnız kalmak iyi gelir. Tamam, sen bilirsin. Teşekkür ederim. Ha, Songül komiserim. Kendini vurdurtmamana sevindim. Yani biliyorsun böyle durumlarda bu evrak işleri falan biraz fazla uzuyor. Teşekkür ederim başkomiserim. Eyvallah. Durumda ne denir ben bile bilmiyorum Gizem. Yaşadıklarını kabullenmek, sırtlanmak hiç kolay değil. Ama biz yanında olacağız hep. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sağ olun. Biraz daha bekleyebilirim ama bu süreç daha vakit alacaksa bir okula gidip gelmem gerek Kusum. Tabii siz gidin hocam, hiç beklemeyin. Bir şey olursa haberleşiriz zaten. Tamam, haber et yeter. Tamam. Gizem Hanım. Gizem Hanım. Buyurun. Babanızın cenazesi. Yani reşit olduğunuz için size teslim etmemiz gerekecek. İmza. İstemem ben. O benim için ne bir baba ne de bir insan. Annemi benden alan o et yığınını ya bir çukura yuvarlayın ya da kimsesizler mezarlığına gömün. Benim umurumda bile değil. Yani... Amirlerimize söyleriz eğer öyle gömülüyorsa ama daha sonra bilgi veririz biz size. Yok, onu da istemem. Hiçbir şey söylemeyin bana, bilmeyeyim. Bir celladın mezarı gibi kimsesiz kalsın, taş bile koymayın onun mezarına. Zaten o ettiğim beddualar, ettiğim ahlar cehennemde onu bulur. Anladım. İyi günler. Nerede buranın çıkış? Gizem. Oo Aras. Senin ne işin var burada? Navigasyona kalbim yazdım, buraya getirdi. Çok iyi. Ama benim şu an fiyakalı laflar dinleyecek halim yok. Kimseye tahammülüm yok gerçi. Senlik bir durum değil. Gizem, ben kimse miyim ya? Olsam olsam kimsesizlik olur. Memnun oldum. Gizem ben de. Gizem, ben olanları duydum yani. Gerçekten ben de ne diyeceğim bilmiyorum da. Çocuk tam bir bebek yüzük altına çıktı. Yarım bıraktı, işi tamamlamış işte. Bak ben sana her zaman söylüyorum. O itten sana fayda yok. Artık bunu anla. Biliyorum, her zaman söyledin. Ama bana bilmediğim şeyler söyle. Bunların hepsini ben biliyorum zaten. Senin için biri vurulacaksa, bu babam bile olsa... ...sen buyurursun, ben vururum. Tamam mı? Senin yanında yakışan, yanında olan ve sonsuza dek yanında kalacak kişi benim. Gizem, bak ben senin tüm yücelerini seviyorum. Tekrar elimi tut, kalbini bana aç. Tüm dünyaya gösterelim bir aşk bir insanı ne kadar büyütür, ne kadar devleştirir. Lütfen. Çok seviyorsun değil mi? Böyle fiyakalı laflar etmeyi. Ama benim... İçinde sevgi barındıran hiçbir şeye tahammülüm yok. Hiçbir şeye eyvallahım yok.
Canım hiç yanmıyor biliyor musun? Sanki acı komple ben olmuşum. Hiç halim yok Aras. Ama bir gün dünyaya dönersem ilk sana haber vereceğim söz. Yaktın beni Meltem. Vallahi yaktın. Ahmi kehanet tuttu ama. Vallahi. Yuva kuracağım bir kız buldum. Ama elinde ne var yaver ya? He? Elinde şu an ıslak bir pantolon. Bir de sadece ismini bildiğin Meltem. Ya karşılaşır mıyız acaba ya? Zaman. Belli de olmaz. Alın yazsın. He? Ha mesaj geldi. Boşlar müdürlüğünden herhalde. 20 milyonluk şehirde bu kızı nereden bulacaksın diye. Ağa mı? Yaver, müjdemi isterim. Yengenle barıştık, her şey eskisi gibi. Yalnız seni yalnız kalınca bir arayacağım yengen yanında. Başka bir iş için. Allah! Yengemle barışmış Yaver! Oğlum! Pardon. Ben şunu bir giyeyim. Kardeşim hemen açmayın şu kapıyı ya. İçeride insan var. Allah! Buyurun. Biz niye geldik la buraya? Ya tamam stres yapma. Mert'le ilgili bir şey var çözeceğiz. Mert? Evet hadi. Annem ya aradığınız ne olur. Kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Canımın için ne olur telefonu açar açmaz saat kaç olursa olsun beni hemen ara. Tamam yalnız kalmak istiyorsun. Ozan, Sanem'den bir haber... Konum attım sana. Sanem'i buldum. Hemen buraya gelin. Hemen. Tamam. Peki Sanem nasıl, iyi mi? Telaş etme ama buraya gelsen daha iyi olacak. Tamam, ben hemen geliyorum. Yani hocam, çok büyük bir yanlış anlaşılma zinciri var. Ya da biri bana bir tuzak kurmuş. Neyse ne lan. Her iki durumda da kurtaracağız seni buradan. Sen sağlam dur. Bak zaten sen sıkı dur ki biz de seni merak etmeyelim, tamam? Sağlam dururum Songül abla zaten. Burası bana koymaz yani. Öyle bir iki gün kalabilirim de. Esas bana şey koyuyor. Ablamın üzülmesi ve Kerem'in bana inanmaması yani. Hocam düşünebiliyor musunuz? Babasını öldürdüğümü zannediyor. Tamam ablanı da Gizem'i de düşünme şimdi. Ablanı hallederiz konuşarak. Gizem'i zaten takma. Çünkü bazen böyle oluyor. Bak o seni yanlış anlamış tamam. Şu an olayın sıcaklığıyla senin bunu yapacağını düşünebilir ama biraz sakinlesin kız. Boncuğun da aklı başına gelir o zaman. Tamam üzülme sen. Umarım Songül ablacığım. İyi ki varsınız hocam. Teşekkür ederim ne desem az. Oğlum teşekkürlü bir şey yok lan. Sen bizim de evladımız sayılırsın. Bak eskiden bunlar da yapışır. Bunlar rahat çıktı tamam mı? Yat uzak. Allah kurtarsın kardeş. Giderken bir şey mi yesek yolda? Ha? Evde yemek yok mu? Ya var mı ya? Aman aman. Bir şey yeriz yolda. Tamam. Dur. Ya son zamanlarda olanlar benim senin hala Derya ile birlikte olduğunu düşünmem. Niye böyle bir şey? Biliyorum. Biliyorum zaten ya şimdi baksana önünden geçip gidemeyeceğim. Tamam? Anlıyorum. Hani beni üzmemek için söylemediniz. Yalan söylediniz, aldattınız diye bir şey tabii değil de ben kadınlık gururu incindim biraz.
Ama şimdi kadının hali ortada, kardeşi içeride. Baksana dışarıda tek başına bekliyor. Meltem gitmiş, yok yanında. Benim zor. Seni kaybedeceğim diye çok korktum ama benim arkadaşımdı yani Derya. Ve şimdi öyle önünden geçip gitmek istemediğim için desteğe ihtiyacı var kadının. O yüzden benim için bir problem yok. Lütfen git ve kadına destek ol. Eski bir dostun sonuçta. Öyle diyorsun. Ve benim için zor olduğu için sen yaparsan daha iyi olur. Eyvallah komiserim. Hem biliyorum zaten benden başka birine bakmayacağım. Derya, konuştuk mu hatta? Bir morali değil. Bu bulutlu günler geçer zaten. Artık hepimiz önümüze bakalım. Geçmişe mazi. Bir şeye ihtiyacın olursa da. Etli ekmek yedin mi sen? Yemedim. Yiyin mi? Yerim. Yiyin, yiyin, yemedim deyin. Deyin, deyin, demedim deyin. Hani orandı ama. Ne? Al Capone'un ana dili İtalyanca. Ne? Al Capone. Okey. Caddede trafiği umursamadan yürürken bulmuşlar seni. Bize getirdiklerinde hiçbir uyarana tepki vermiyordu. Ayrıca cüzdanından delikanlının resmi fotoğrafı çıkınca o zaman algıladık durumu. Yani kaldıramamış olanlar. Çok ağır bir anksiyete bozukluğu bütün dengesini bozmuş olabilir. Peki atlatabilecek mi bu travmayı? Yani bir müddet bizimle kalacak. Bakacağız duruma göre. Bazen kaç ayda mesafe kat edebiliyoruz. Tabii bu uzun da sürebiliyor. Bazen de hasta kendini o kadar kaptırıyor ki, yani çilingir beşerseniz açamaz yarattığı durumu. Derdi hocalarımız. Böyle karışık durum işte. Benim yüzümden. Ben sebep oldum İsviçre'den gelmesine. Senin hiçbir suçun yok Ozan. Konuşabilir miyim? Deneyin şansınız. Senem. Küçüğüm benim. Biliyorum. Duyduklarını, gördüklerini hazmetmek çok zor. Ben en başından beri vazgeçilen çocuk olduğum için üzülsem de üstesinden geldim bazı şeylerin. Çünkü sen vardın. Sen benim kardeşimsin. Ve hiçbir zaman bunun için kan bağına ihtiyaç duymadım ben. Hiçbir zaman. Bu yüzden değişen hiçbir şey yok senin. Ne benim için ne de babam için. Esra hepimizden böyle intikam almaya çalışıyor. Hanem. Tamam, ara verelim. Hanem ne oldu? Annesinin ismini duyunca huzursuz oldu. Hanem. Hemşire Hanım. Hemşire Hanım. Sakin et. Hemen. Lütfen. Lütfen. İyi ne yapayım? Gel. Buraya gel. Sus. Dışarı çıkın. Tamam. Sakin. Tamam. Benim yüzümden oldu. Esra dedim ne oldu? Aşağılık kadını ne hale getirdik
geçecek. Aşağılık kadın ne yaptı kardeşim? Nefret ediyorum ondan. Çok yedik ya. Sadi bu... Ne bu? Adamın ayarı yok. Kimin? Yaver. Bir dakika. Siz Yaver'le mi yaptınız? Bunu, bu ne? Bu niye bu? Ben buna dedim ki... Biz yengenle barıştık. Bir jest yapmak istiyorum yengen ama yanından dayanmak istemiyorum. Sen gel eve bir külmül bir şey serp. Halı niyetine düşemiş. Ya... Bak bak bak. Ama bu abo, evin her yeri. Bu sadece burası değil. Aa, salonu da dökmüş. Anam 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 anam. Aa. Yazık, basma ya, yazık. Sadi bunlar çok güzel. Apasta da yaptırdınız. Bu sefer karaman bana. Bak bak, ıslıya var. İyi, kara lahana değil en az. Sadi pasta çok iyi de Güller çok abartmış ya. Ya buraya lan, buraya adam. Baksana, dur, bak, çekil. Bak 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 bak. Komple komple. Bu köşelere kadar gitmiş, dur. Yalnız şöyle de haklı olabilir. Dedim ki... Yengenin gözünden akıttığım her damla yaş için bir gül. Az bile yapmışım. Üzdüm seni. Üzüldüm. Çok üzüldüm ama şimdi mutlu olduğum için bugünlük seni affediyorum. Ama bu demek değil ki affettim seni. Bakacağız. Yaver'e de kızma. Çağırsaydın keşke, gelseydi pasta yeseydi. Gelmek istedi. Ağam ben de gelmek istiyorum dedi. Sen dedim gelemezsin ya. Bu gece gelemezsin. Biz level 1'e geçtik. Gece level 2'ye geçmek üzereyiz. Geçmek istiyoruz. Sen zinhar gelemezsin. Ama maalesef öyle bir şey olmayacak. Hı. Hı. Çünkü hala sana çok kızgınım. Peki pusacık olur mu? Pusacık? Olur. Aferin Songül. Of, bir rüya gördüm diye yanında uyansın istiyorsun. Aferin, aferin sana. Kim o? Aşk olsun Mambolina. Benden başka birini mi bekliyordun? O Sadi Mambolina diyor ya. Bilmiyorum, uyku sersem ya. Kim o demiş olabilir. Bütün havayı bozdun şimdi. Ne havası ya? Bir sürpriz yapıyordum.
Sürpriz mi? Evet. Tamam hadi bir daha çal o zaman. Baştan alıyorum. Tamam. 3-2-1. Gel. Ya ne yaptın ya sabahın köründe? Evet. Güzel karıcığım. Benim için. Evet. Ya ben ne bileyim ben kalkarım sana hazırlarım diye ben planlamıştım ama sen yaptın. Bir dahakine sen yaparsın. Hadi uzan. Oh. Sade de burada. Yani. Sağ ol. Yalnız. Ne? Üçümüz de mutlu olalım istedim. Üçümüz ya. Yaver'i çağırdım deme ya, şu an. Değil. Yaver uzaktan mutlu oldu. Hı. Mutlu olsun uzaktan. Ne? Kim? Sen. Ben. Ve Feray. Geçen gün ağlıyordu. Çok üzgündü. Gittim yanına dedim. Ne oldu Feray'cığım? Sadi abi dedi. Ben çok mutsuz. Neden dedim. Dedi ben burada boynum bükük duruyorum dedi kutunun içinde. Çekmecenin orada. Böyle hayat olur mu dedi. Olmaz dedim. Ben de aynı durumdaydım senin gibi Feray'a dedim. Peki ne yapabiliriz dedi Sadi abi. Dedim ben şimdi götüreceğim. Sen ait olduğun yere. Bir daha da o parmaktan çıkmayacaksın. Kardeşi öpelim çıkaralım. Vallahi hiçbir şeyi affedemem. Ama Feray'a dayanamam zaten. Hı. Teşekkür ederim. Çok özlemişim. Ne yaptım ben siz? Hadi afiyet olsun. Beş dakikada hazırlanmış gibi dursa da ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Beş dakikada hazırlanacağım. Sabah sabah. İyi bas lan Bora. Gevşek basıyorum bak. İyi bas. Ne güçsüzlük lan. Sevda daha iyi basalım. Yapabilecek misin? Nasıl kaldım? Burada sabah sabah. Çemkirme, çemkirme. Hadi sabah. Haydi. Yapamayacağım. Tamam kardeş. Gel. Sabri de sen de. Hadi. Dökülün iyice. Hadi. Sabri de yapamazsın Sevda'yı verin. Tamam. Daha iyi ama Sabri senden. Kolay mı? Yani. Biraz direnç var. Heh. Ama bu bir mazeret midir değildir. Gençler. Bakın size kim getirdim. Ağır misafirimiz var bugün ha. Abim burada mecaz yapmıyor yalnız ha. Adam gerçekten ağır yani. Ne bakıyorsun lan hayat dersi verecek gibi? Onun vereceği dersi ya. Şuna bak. Ne oldu? Artistliğini yaptın geri geldin ondan sonra. Klasik Vural. Uzatmayın. Bir şey mi dedin lan? Kırk ayak. Bir şey dedim. Arabaş. Beyler. Tamam. Oğlum bakın kuyruğumu kıstırıp geri geldiğim falan yok. Nevzat abi rica etti. Kıramadım. Ne de tabiri geldi. Kıramadım. O zaman abinle takıl lan. Gölge etme burada. Anladın? Sana da bu yakışır lan mamam. Delikanlılardan değilsin lan sen. Kalıbın adam asla değilsin. O işler öyle boyla posla olmuyor. Yürek istiyor. Ya. Maçası yemeyen bu tamirhane gölgesini düşürmesin arkadaş. Tamam mı? Sen şimdi ne yap biliyor musun?
Sakın! Sakın ha! Sakın! Uzak dur, sakın! 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 Bas geri! Canınızı yakarım ha, karışmayın. Bırakın adamlar. Kozları neyse paylaşsın. Abi olmaz. Tamam. Şimdi ödeştik Araz Efendi. Sana kendi mekanında artık yapacağız ama. Gel. Geliyorum. Hadi kalının adam ol. Lan. Oğlum. Sen kovmadın mı lan beni? Lan. Sen kendin. Kendin. Kal dedim mi lan Muncer'in hatırına? Kal desem. Kalacak mıydın lan? Kalmayacak. Kardeşliklenmiş. Sen benim kardeşimdin lan. Sen benim kardeşimdin. Adi Elif kardeşimdin sen benim. Kardeş miyiz lan hala? Kardeşiz lan. Kardeşiz. Kardeşiz. Kimimiz var lan bizim? Bu kadarız işte. Bu kadar. Al bir daha yüzüme vurma. Sonra Gizem beğenmeyecek. Zaten beğenmiyor sorun yok. Çenem ağrıyor. Seninle kamyon geçti. Çok mutlu oldum Sadi. Teşekkür ederim. Ne bileyim insan böyle uyanınca o gün içinde olan her şeyi halledebilirmiş gibi geliyor. Bir enerji geliyor insana. Enerjiye ihtiyacımız olacak zaten. Yok Mert'in olayı yok. Taylan yok, şubedeki köstebek yok. O yok, bu yok. Şu. Hallederiz. Bir şey söyleyeceğim sana. Hı. Ben köstebeği buldum. Yat. Servet Bey. Öncelikle başınız sağ olsun. Zor. Oğlunuzu kaybettiniz. Dostlar sağ olsun. Neden burada olduğumu biliyorsunuz herhalde. Tahmin etmek zor değil. Soğukkanlılıkla oğlumu öldüren o... vurularak öldürülmüş. Televizyonda izledim. Doğal olarak size ifademi almaya geldiniz. Aynen öyle. Hem sözlü hem yazılı olarak ifadenize başvurmak zorundayız. Rutin. Birkaç soru işte. Tamam buyurun görevinizi yapın. Bu Kadri Demirci. Oğlunuz Rıza ile ilişkisi neydi? Rıza adamı tanımazdı. Yanında çalıştırdığı hizmetçinin kocasıydı Kadri.
Kadın adı neydi ya? Türkan ha. Bu Türkan kızıyla birlikte evsiz kalmış. Rıza da bunlara hem yatacak yer hem de iş temin etmiş. Sonra Kadri hapisten çıkınca kıskançlık krizine girmiş. Gelmiş burada Türkan'ı vurmuş. Oğlum da araya girmek isterken onu da vurmuş. Anlıyorum. Son olarak Kadri'nin vurulduğu anda neredeydiniz? Burada evimde, ofisimde çalışıyordum. Şahitlik edecek birileri var mıydı? Tabii. Yardımcılarım şahitlik edebilir. Bakın komiser bey, ben saygın bir iş adamıyım. Yani adalete güvenimiz de sonsuz. Zaten olayın faili de yakalanmış herhalde duyduğum kadarıyla. Evet, bir şüphelimiz var. Yalnız dediğim gibi ifadenizin dosyada bulunması lazım. Yani bunun için buradayım. Ay, güzel torunum benim. Dede, resim yapalım mı? Tabii yapalım. İşimiz bittiyse müsaadenizle torunumla ilgilenmek istiyorum. Tabii, bitti. Yalnız müsaadenizle görevlilerden ifade almak isterim. Tabii, buyurun. Peki, iyi günler, teşekkürler. İyi günler. Gel bakalım, resim yapalım. Nereye Derya hemşire? Ya işe gidiyorum. Dost, senin ne işin var burada? Ben bugün izinliyim. O yüzden geldim buraya. Ha bir de tabii sen de izinlisin. Anlamadım. Bugün ikimize de izin verdim. Bugün kardeşin için birlikte savaşacağız. Sen bana kızgın değil misin? Kızgın değilim. Sevdiklerime karşı fazla kıskancım değilim. Meltem her şeyi anlat. Her şeyi mi? Evet. Yani benden sakladığın daha önemli bir şey yoksa. Yok, yok tabii ki yok. Güzel. Gidelim. Gidelim. Zaten eminim kıskanç Kıvanç'la tanışmak istemezdin. Kendi kendine yiyebiliyorsun. Evet, yiyebiliyorum. Aferin benim torunuma. Aslıcığım aşkım, aferin bitirmişsin yemeğini. Hadi bakalım, dişlerini fırçala sen. Doydum. Afiyet olsun, koş şuradan. Geç kalmayalım. Gizem, sana ne kadar teşekkür etsem azdır kızım. Torunumu hayata döndürdüm. Bana da iyi geliyor Aslı. İyi hissediyorum onunlarken kendimi. Seni bu evden kovmakla sana ne kadar büyük bir haksızlık ettiğimi anladım. Yani tekrar senden özür diliyorum. Ama ben oğlumu kaybettim biliyorsun. Yani evlat acısı acıların en acısıdır. Benden özür dilemenize gerçekten gerek yok. Ben o sıra hiç iyi değildim. Sadece annemi değil kendimi de kaybettim. Siz de haklısınız. Ben size öyle bağırmamam gerekiyordu. Ben de özür diliyorum sizden. O zaman ikimiz de birbirimizden özür diledik. Hı? Evet. Senin için bir hesap açtırdım. Almayacağını biliyorum ama torunumla çarşıya çıkıyorsunuz. Yani çocuktur, canı bir şey ister. Yani almak zorunda kalırsın. Onun için limitsiz. Zaten Aslı için yaptıklarının bedeli ödenmez kızım. Ha. Gerek yoktu ama teşekkür ederim. Ben bir Aslı'ya bakayım.
sıcak sıcak hadi. Allah. Hop. Oo abla. Ev poğaçası, ev. Ya çok güzeldi. Bunlar çok değil mi ya? Sade enişte teşekkür ederiz vallahi. Olsun, afiyet olsun. O az vermez hiçbir zaman. Hep çok verir. Allah sağ olsun. Abla var ya, barışmanıza en çok ben sevindim. Ben de. Ben de çok sevindim barışmamıza. Vallahi ama bu süreçte senin canını çok sıktım. Kusuruma bakma sen. Ne abla, olur mu öyle şey ya? Canını sıktım ben. Hem o sıkıntı bende kalmadı ki. Ben zehrimi başkasına aktım. Bari be. Bir çay kap geldi, kuru kuru yemeyelim ha. Tamam abla. Bitmiyorum. Bir tane şeker attır bana. Tamamdır ablacığım. Hı? Ne oldu bir şeyler işte? Yani işte dün gece belki level 2'ye geçmiş. İki. İki. Abla sana da bir şey anlatılmıyor. Daha sen yetiştir başkom seni. Helal abla, helal. Helal. Melike'ciğim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Başkomiserim. Başkomiserim buyurun. Afiyet olsun. Ne oldu abla? Helal. Helal. Efendim, bugüne kadar boştan yere kaptırmışım Serdar Müdür'e bu poğaçaları. Serdar Müdür özlemiştir. Evet, ben de aynı şeyi düşündüm. Bugün bir yedireyim diyorum ona da aynı şekilde. Ne güzelmiş bu. Ha, afiyet olsun. Yani beğendiyseniz Tadiye söylerim, her gün alır aynı yerden. Vallahi hayır demem. Ama siz poğaça çok yemezdiniz. Bugünküler bir başka. Ha, afiyet olsun. Bugünküler kartal ateşinde pişmiş. Valla odun ateşi mi, kartal ateşi mi bilmiyorum da bir ateşte piştiği kesin. Buralarda çünkü bir yangın havası seziyorum. Bir ateş çıkıyor. Allah Allah. Neyi biliyorlar anlamadım ben komiserim yani, değil mi? Ne yapıyorsun? Nedim abla da ne oldu ya? Bir... Günaydın 12B. Nasılsınız inşallah? Bomba gibiyiz hocam. İyi. Yani biraz da böyle fazlalıklarımızdan arınmış gibi. Rahat. Biz o kadar iyi değiliz hocam. Malum insan olduğumuz için birilerinin canı yanarken oturup da kına yakmıyoruz. Yakışıklı ediyorsun. Haklısın. Ben herkesin her şeyden haberdar olduğunu bilmediğim için kusura bakmayın. Her şey derken hocam bu şeyden mi bahsediyorsunuz? Mert adlı katilin Gizem arkadaşımızın babasını öldürmesinden mi? Mert bir şüpheyle gözaltında kelebek. Mesela ben şahsen öyle olduğuna inanmıyorum. Bence sen de içten içe inanıyorsun. Ama tabii adli soruşturma ve yargı böyle çalışmaz. Benim senin fikirlerine göre iş yapmaz. Adalet başka yürür. Adalet delillerle ve ispatlarla ilerler. Bize düşen süreci izleyip beklemek. Peşin hükümlü olmamak. Mert, aklanır merak etme. Adalet mülkün temelidir nokta. Kara Sevda, burada hocam, mısın? Hocam, buradayım. Sayfa 138. Aç oku. Bakalım neler olacak. Hocam bugün ne işliyoruz? Yeraltı zenginliklerimiz. Müdürüm günaydın. Günaydın, günaydın. Buyurun poğaça. Oh, çok güzel, çok teşekkür ederim. Abi izninle bir... Ya kapıyı kapattım da önemli bir mevzu var, sana bir şey danışmak istiyorum. Abi şimdi bir şey rica edeceğim senden şöyle. Hı. Hatırlıyorsun ben halamın vefatından sonra babama dair bir kutu geçti elime. Evet, şu bahsettim. Kaset. Aynen. Ne oldu? Bir gelişme mi var? Bir kasetle ilgili bir gelişme değil de şöyle bir gelişme. Şimdi ben o kutuyu tekrar açtığımda bir kitap vardı içinde tabii, Karamazov kardeşler. Evet. İçini açtığım baktığımda bir not buldum babamdan kalma. Not? Yani bir şey falan mı yazmış? Evet, bir şey yazmış nota. Yani eminim ki ölmeden önce araştırdığı son dosya hakkında. Şu kırdarlar dosyası. Evet, kırdarlar dosyası ile ilgili. Bir postanede bir kutunun numarası ve postanenin adresi yazıyordu notun içinde. Böyle eskidiği için tabii ki son harfleri biraz eksik. Posta kutusunun? Evet. Allah Allah.
Ya şey abi, eskiden olur ya postanelerde posta kutusu. Ya tabii. Ha işte ben de düşünüyorum ki kırdarlarla ilgili bütün bu zamana kadar ne araştırdıysa ne bulduysa bütün bilgileri, bütün delilleri o posta kutusunun içinde saklıyor. Eğer posta kutusunu bulursak elimize birçok şey geçebilir. Ama biliyorsun geçen seferki olaydan ötürü kriminaldeki İlker'lerden biraz limoni. Çocuk benim yüzümden şey oldu. Tamam da postanelerde kaldı mı acaba posta kutusu? Yani ne zaman işi bunlar? Doğru abi de postanede kalmayacaksa posta kutusu nerede kalacak diye de bir sorarlar. Doğru. O yüzden ben diyorum ki şimdi ben yapamıyorum ya bu görevi. Şimdi ben ilk kere soramadığım için hani gayri resmi bir soruşturma aynı zamanda ya. Eğer sen benim için halledebilirsen yani şu kağıda bakmak istersen çözebilirsen ha, devam. Evet burada. Ver bakalım ver. Tamam. Tamam ben bunu sorarım. İlk kere bir şey yaparız sonra sana haber veririm. Abi bu arada aramızda kalsın. Lütfen kimse bilmesin. Tabii canım. Hani yani. Köstebek falan. Tamam. Sen kimseye söylemedin değil mi? Ben asla söylemedim. Yani asla. Hani bu hayatta en çok güvendiğim insan sensin. Kocama bile güvenmiyorum düşün. Estağfurullah. Tamam. Dediğim gibi ben bunu ilk kere veririm. Buradan bir şey çıkar muhakkak. Hemen sana haber veririm. Abi çok teşekkür ederim. Poğaçaları soğutma lütfen. Tabii. Peki bir anahtar gibi falan bir şey bırakmış mı acaba baba? Anahtar? Abi o posta kutusu ya. Maymuncukla açılır. Ben bile açacak mı ki onu? Doğru diyorsun ya. Eli bir bulunsun da açması kolay değil mi? Sağ olasın. Hadi afiyet olsun. Rica ederim. Sen biraz zor açarsın da ben şıp diye açarım. İşte bu posta kutusu çıktı şimdi. Allah'tan kız tavşana da ne bulursa getiriyor. Ama poğaçadan anlıyor. Şimdi ne kadar daha tutacaklar Mert içeride? Öyle haftalarca kalırsa mahvolur çocuk. Enseyi karartma hemen. Ne kadar olursa olsun kardeşim kavuşacak özgürlüğüne sonunda. Vallahi ben Mert'e inanıyorum. Hem de sonuna kadar. Al benden de o kadar. Biz ikimiz elimizde silahla uyansak ben kendimden şüphe ederim de Mert'ten etmem. Dost kondurmam ona ben. İnşallah Gizem de anlar. Yanında olur çocuğum. Kurda kuşa yem etmez yani. Gizem'in ifadesi önemli abi. Yani doğru ifade verirse eğer kim artık Mert'e tuzak kurduysa patlar. Hadi bakalım. La papazione. Sierra. Vincenzo Larisotto. Yani diyor ki... Papaz her zaman pilav yemez. Bence hiç böyle kendinizi kandırıp özgürlük elleri kurmayın. Benden size söylemez. Arazcığım. Ne canım? Buradan sana hikaye çıkmaz. Mert delikanlı adamdır. Yalan söylemez, öyle eli bükülmez. Tabii, siz daha iyi bilirsiniz. Yani sonuçta beraber cezaevinde siz yattınız, ben yatmadım. Siz bilirsiniz de. Şimdi ben size bir şey soracağım. Şimdi Mert neden cezaevinde yattı? Gizem'in babasını vurmaktan, değil mi? Peki şimdi neden? Gözaltında? Tesadüfe bak. Gizem'in babasını vurmaktan. Adam Mert tarafından vurula vurula yalamaya dönmüş. Siz halen de diyorsunuz ki Mert çıkacak falan filan. Bence şöyle oldu. Bunun bıçağı keskin olmadığı için de silahla denedi. Yani anlayacağın tarih tekerrür etti. Kapiş? Çakallar istiyor diye aslanlar ölmez arası. Öyle mi diyorsun? Öyle. Bu senin hikayen değil. Unutma Gizem. Aynen. Bak aynen. Bir de Gizem var ben onu unuttum. Gizem de yazık kızcağız diyor ki ya bebek yüzü katilime mi aşık oldum ben. Öfke kusuyor. Onu ne yapacağız? Nasıl? Nasıl şöyle prenses yani Gizem de Mert'in babasının katil olduğunu bildiği için
İş emniyete şikayetçi olmuş. Boş konuşuyor ya. Konuşuyor. Şimdi görürsün. Ha bak geliyor. Şimdi bak ne yapıyorsunuz biliyor musun? İnanılmaz derecede böyle bir dram, böyle yürek parçalayıcı bir performansla Gizem'i acındırıp ifadesini yere almasını sağlıyorsunuz. Gelecek tiyatrosu olarak sahneyi size bırakıyorum. Fakat yönetmen benim. 3-2-1 oyun. Başla. Evet kayıt. Başladı. Gizem. Hop. Evet nedir? Sen Mert'in aleyhine polise ifade mi verdin? Evet. Sen ne dediğinin farkında mısın? Babamı öldürdüğü için yapmış olabilir miyim acaba? Sen bunun farkında mısın? Sen nasıl inanmazsın Mert'e ya? Hiç mi tanıyamadın sen sevgilini? Karıncayı bile incitmekten korkan bir insan nasıl birini öldürebilir? Bilmiyorum. Bilmem. Git kendisine sor. Gerçi niye şaşırdıysam, sen daha önceden de yapmıştın bunu. Çekil önümden ya. Senin platonik aşklarınla mı uğraşacağım? Benim derdim bana yatıyor. Ne diyorsun sen ya? Bilin, dur. Hak etmiyorsun sen Mert'i. Hiçbir zaman da hak etmedin. Madem sen hak ediyorsun, yerini biliyorsun zaten. Git sevdiceğinin yanına, destek ol ona. Siz ailecek zaten adam öldürmeye pek bir meraklısınız. Ben babamın katiliyle muhatap olamam. Çok matah bir baban varmış gibi değil mi? Matah matah, babamdı. Tamam, al babanı. Tamam, kestik, sahne bitti. Güzel. Hadi lan. Ya sen niye bunlarla böyle şey yapıyorsun ya? Bunlara uyma. Ne yapıyorsun? Sen bu azılı suçlularla niye muhatap oluyorsun yine? Salgısın yani onu ya. Oğlum bu ne lan? Birine 3 tane koymuşsunuz, birine 4 tane koymuşsunuz, birine 5 tane koymuşsunuz. Şunları bir eşitleyin lan. Abi, beni arıyormuşsun. Ulan... Ulan senin kafan mı güzel? Yoksa kendini vurdurmaya mı geldin ha? Yok, kafam yerinde. O zaman paraları getirdin herhalde. Ne yaptın? Sabah evden çıktın dedin ki gideyim Nuri abi beni gebertsin. Öyle mi? Abi ben geçtim canımdan. Vursan da gözüm açık gitmez. Bir mesele vardı. Öyle gerekti. Ama bizimkilerden uzak duracaksın. Ulan bir de bana ayar mı veriyorsun lan? Seni öldürsem kapanır mı lan bu mesele? Senin canın 2500 dolar eder mi lan? Canından vazgeçmiş bir Ozan. Belki de daha fazla eder. Canından vazgeçmiş Ozan. Sevdim lan bu lafı. Gel otur gel. Ölmüş eşek kurttan korkmaz derler o zaman. O kadar varsın. Madem her şeyden vazgeçtin, kendinden de vazgeçtin. Bir ışık yakacağım lan sana. Emrindeyim. Bırak lan emir komuta zincirini. Emri taktığın mı var sanki? Bir tane iş vereceğim o zaman sana. O işi yap. Bütün borçlarını sileceğim. Hatta bugüne kadar beni çarptığın paralar var ya, 2 katını da ateşlemezsem adam değilim. Harbi mi? Harbi tabii oğlum. Mevzu ne? Mevzu. Müdürüm, hoş geldiniz. Ne yaptın İker? Halledebildin mi? Şimdi bastırıyorum çıkmak üzere. Ben de tam sizi arayacaktım. Hey. Ne yapıyorsun? Gidiyor musun maçlara? Daha vakit buldukça müdürüm. Burası biraz yoğun biliyorsunuz. Öyle deme. Tribün affetmez. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Yani idare ediyoruz. Bir sıkıntı yok. Bir dizim ağrıyor bu aralar biraz. Bağlamadım. Baktıralım sizi. Yok yok var benim doktorum var. Ko-
Koca Mustafa Postanesi. Yeteri kadar net mi müdürüm? Net. Net İlker. Gayet net. Yalnız bu çok gizli bir operasyonun parçası. O yüzden benden başka kimse bilmeyecek, tamam? Ya tabii, tabii müdürüm, nasıl isterseniz. Tamam. Hadi. Kolay gelsin. Devam. Yara, bununla da ilgilenmek lazım. Ama önce şu işgüzel Metin komiserin bıraktığı ekmek kırıntılarını toplayalım ki Hansel ile Gretel bulmasın. Oh, hah. Al Celal'cim. Ay bak. 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 Hah. Oh, ay geçti. Oh. Ay doktor şu kolumun sargısını çıkarınca ben bir rahatladım. Vallahi kuş gibi oldum ha Celal'cim. Yalnız o Güler'den de hakikaten Allah razı olsun. Vallahi esaslı kadınmış da bütün işinin gücünün arasında beni götürdü hastaneye. Sağ olsun. Celal'cim. Ay gün geri döndü. Ben şimdi mutfağa bir gireceğim. Akşama kadar şöyle yağlısını, ballısını döktüreceğim kocama. Oh! Oh! Aa! Sen bakıyorum da meleğin böyle yağsız, tuzsuz, yal gibi yemeklerini pek bir alıştın ha. Öyle mi? Ama iyi iyi. Şimdi anasının evinde öğrensin de yemek yapmayı. Sonra gideceği yerde bir mahcup olmasın kız tabii. Gelinlik kız canım. Artık yani yaşı da geldi. Ne yapacağız, turşusunu mu kuracağız? Tövbe. Ne oluyor canım, Allah Allah. Sana da bir şey söylenmiyor. Allah Allah. Ay ben mutfağa gidiyorum. Allah Allah. Bu da cinli gibi. Bir şey beğenmiyor. Cinli. Ah Melek, hoş geldin kızım. Bak, askılarım çıktı. Ay gel sana bir sarılayım, gel. Ay benim kızım. Ay vallahi nasıl özlemişim işi gücü. Yemekten sonra da yaparım bir ütü. Haydi bakalım. Ay gün geri döndü. Ay kızım. Annemin kolu da iyileştiğine göre artık bitti. Kurtuluyorum senden. Dayak yediğini söylememişsin. Hı? Ne oldu? Niye söylemedin? Ne çeviriyorsun yine ya? Bilerek yaptın. Bilerek yaptın değil mi lan? Gideceğini bile bile geldin. Vurdum. Vurdum. Öldürürüm seni. Vurdum. Melek. Melek. Gel kızım, bir yardım et bana. Hadi sonuçlar ya. Merak etme. Hem Mert silahı ben ateşlemedim demedi mi? Dedi. Yani bu durumda Mert'in elinde barut izi çıkması imkansız. Ya orası öyle. Gerçi avukat da öyle söyledi. Eğer barut izi çıkmazsa serbest kalacak dedi ama
Ne bileyim. Firuz Bey geliyor. Çıktı mı sonucu? Barut izi raporlarının sonucu çıktı. Ve? Maalesef evet. Sonuç pozitif. Ne? Bu adamı indireceksin Ozan. Kim bu? Dik. Tuvaletlere bile çöktü şerefsiz. Oğlum gakkuk edeceksen bu işe hiç girme. Başka şansın yok. Temizle oğlum. Sen de kendini temize çıkar. Ama eğer elin titrerse Ozan nereye gittiğini anlamazsın bile. Ters bir şey olmasın. Oğlum sen beni nerenle dinliyorsun lan? Tersi düzü yok. Çıkaracaksın silahı. Tak 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 bu. Elin titremeyecek. Titrerse alırlar oğlum. Anladın? Temiz. Eyvallah. Sok şunu benim. Hadi, hadi, hadi. Tutuklusun müdürüm.